Ben yanındayım kardeşim. Bak bunu da atlatacağız hayırlısı, tamam mı? Hiç merak etme. Hadi. Ne oldu? Niye durdun? Özür dilerim Nuran. Ben sana yalan söyledim. Ben bebeği aldırmayacağım. Ne? Gamze? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Kızım, senin hayati riskin var. Sen ne saçmalıyorsun burada? Oyun mu oynuyorsun? Yürü. Giriyoruz hadi, saçmalama. Allah'ım sabır ver. Kararlıyım. Bebeğim yaşayacak. Ha sen bana işkence etmek için mi getirdin beni buraya? Doğru mu anladım ben? Amacın bu mu senin? Ömer aldırdığımı sanacak. Çünkü sen ona öyle söyleyeceksin. Ha, hiç iyi değilsin sen. Aklın yerinde değil senin. Vallahi çeker giderim. Doğurana kadar da dönmem. Benden de haber falan alamazsınız. Ha anladım, sen oğluna kendi acını yaşatacaksın yani, öyle mi? Bir acı falan yaşanmayacak, bir kayıp yaşanmayacak Nurhan. Doktor sadece ilk 3 ay dedi zaten. Bu 3 ayı atlatırsam tehlike bitmiş olacak. Sakın. Sakın beni kandırmaya çalışma. Sakın bu saçma sapan oyununa alet etmeye de çalışma beni. Çok sinirliyim sana şu an Gamze ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ay Ömer'i arayacağım ben. Nurhan. Çek, arayacağım beni. Nurhan çeker giderim bak. Gerekirse Ömer'i de boşar giderim. Ne olur bir şans ver bana. Söz veriyorum bak. Ona da kendime de çok iyi bakacağım. Zaten biz bu yalanı söylediğimizde kimse artık bana baskı yapmayacak. Ben de huzurla tamamlayabileceğim gebeliğimi. Sonra da sağlıkla kızımı kollarıma aldığımda Ömer diyecek ki iyi ki korkaklık etmemişsin. Korkaklık diyor ya hala. Delirtme beni Gamze. Annesin sen zaten. Annesin. Duydun mu beni? Bir çocuğun var senin. Delireceğim ya. Ya sen kendine gel artık biraz. Sen kimsin ki herkesten kendini o doktorlardan tıptan falan daha üstün görüyorsun. Daha iyi bileceğini düşünüyorsun. Ölürsün diyorlar ya sana. Giriyor mu bu kafana? Ölürsün diyorlar. Ben de ölmeyeceğim diyorum. Biz tutunacağız. Niye tutunmamıza yardım etmiyorsun? Nurhan, ne olur yardım et bana. Ne olur ya? Ya bana yapabileceğin en büyük kötülüğü yapıyorsun Gamze. Ya yasana bir şey olursa. Allah korusun yarabbim. Bak ben kendi acımı geçtim. Ben Ömer'le Tuna'nın yüzüne nasıl bakabilirim Gamze? Bunun sorumluluğu sadece ve sadece bende. Ben sadece hayatının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için senden yardım istiyorum Nurhan. Hatırla. Sen çocukken de benim sırrımı saklardın. Annemin gazabından korurdun beni. Gamze kötü bir şey yapmadı ki. Sadece kuşları görmeye gitti. Gamze düşmedi ki. Onu ben tutamadım. Yine tut beni Nurhan. Düşmeyeyim. Bunu senden başka kimse yapmayacak ki. Niye bu kadar çok istiyorsun bu çocuğu? Ömer için mi? O baba olsun diye mi? Bak biz çok zor şeyler yaşadık. Çok kötü günler geçirdik. Doktor en ufak bir stresi bile bana yasakladı biliyorsun. Çalışmama izin vermedi. Ama o bir şekilde vazgeçmedi. Tutundu içimde. Ya bunun bir anlamı olmalı Nurhan. Vallahi sağ salim bitse şu operasyon ne olursun. Geldin mi Ömer? Gamze nerede? Vallahi de billahi de ben Ömer'e haber ver dedim dinlemedi. Ömer üzülür kaldıramaz dedi çıktı gittin Nurhan'la. Fatma Hanım Gamze nerede bana doğru düzgün anlatır mısınız? Bebeği aldırmaya gitti Ömer. Ne? İyi de bana söylemeden nasıl gider tek başına? Haklısın çok haklısın. Ama sonunda bu kararı verdi ya. Yani biz yatıp kalkıp buna şükretmemiz lazım. Doğruyla yanlışı ayırt edebildi nihayet bu kız. Yalnız başına olacak iş değil. Kocasıyım ben onun, kocası. Bana bunu yapma hakkı yok. Tabii haklısın ama seni düşündüğü için söylemedi o. Kızma gözünü seveyim kızım. Ömer arıyor. Hayır. Açman lazım. Açamam Gamze. Yapamam. Yapabilirsin. Yapamam. Yalan söyleyemem Ömer. Hayır. Yapabilirsin. Yalan söyleyemem Ömer'i diyorum. Hayır. Ya Nurhan yaparsın. Açman lazım. Hadi yapabilirsin. Gamze. Yapmalısın Nurhan benim için. Hadi lütfen. Hadi. Gamze. Hadi lütfen söyle ya.
Alo Ömer. Nurhan abla neredesiniz? İyi mi Gamze? Fatma Hanım'ın dedikleri doğru mu? Doğru doğru. Doktordayız şimdi biz. Şimdi çıktı operasyondan Gamze zaten. Durum iyi ama merak etme. Nurhan abla sen bana söylemeden gitmesine nasıl izin verirsin? Ya sabah vermiş kararını bir Ömer'im. İşte aradı beni. Gel dedi ben Ömer olursa yapamam o yanımdaysa dayanamam. İşte sen gel deyince ben bir şey diyemedim. Ben onu yalnız bırakır mıyım hiç Ömer? Bırakamadım. Ben hemen yanınıza geliyorum. Doktoru da bekleyin. Sakın bir yere çıkmayın. Ömer. İyi miymiş Gamze? İyi dedi ama iyi olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu benim kendi kulağıma duymam lazım doktorundan. Görüşürüz Fatma Hanım. Hadi kes. Ah Gamze, ah Gamze. Ben bildim bunun böyle olacağını, bildim. Sen bir tanesin. Ben gözün içine baka baka yalan söyleyemem Gamze. Ben ne yapacağım ben? Ya sana en büyük kötülüğü yapıyorum şu an. Senin hayati tehlikem var ya. Ben delireceğim ben. Ben kafayı yiyeceğim ben Gamze. Kafayı yiyeceğim. Bir sakin ol Nurhan. Bir sakin ol tamam. Çok kısa bir süreç bu. Sen niye nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Çünkü ben biliyorum. Benim bebeğime bir şey olmayacak. Sağlıklı doğacak o. Bana bak Gamze. Sen beni yalanla ortak ettin değil mi? Benim de şartlarım var. Benim dediğimi yapacaksın bundan sonra. Sağlığına dikkat edeceksin. Bir kahveden bir şey olmaz. Yok efendim ben şöyleyim, böyleyim diye oradan oraya koşturmak yok. Bu bir. Hemen bir psikoloğa gideceksin. Bu da iki. Bunlar kolay baş edilebilecek durumlar değil Gamze. Ya doktor sana hayati tehlikem var demiş. Sen bunu duymak bile istemiyorsun. Çok ciddi bir şey bu. Derhal. Derhal psikoloğa gideceksin. Duydun mu beni? Destek alacaksın. Ben sağlığımı tehlikeye atacak bir şey yapmıyorum Nurhan. Abartıyorsun. Ben senin dediğini yaptım değil mi? Şimdi sıra sende. Hemen gideceğiz psikoloğa. Ben ayarlayacağım her şeyi. Sen de tıpış tıpış geleceksin canım. Tamam canım. Tamam. Geleceğim. Söz. Hadi tamam asma suratını. Tamam her şey güzel olacak. Sen güven bana. Ay yok yapamayacağım. Vallahi Gamze elim ayağım boşalıyor. Yapamayacağım. Artık çok geç. Dönemezsin buradan. Anlıyor musun beni? Sen bunu nasıl yaparsın ya? Bana haber vermemek ne demek Gamze? Bu kadar önemli bir durumda sen nasıl kendini benden uzak tutarsın? Delirdin mi sen? Ömer kızma lütfen. Ben bir an önce normale dönmek istedim. Yani senin o gözündeki acıyı görmeye dayanamazdım. Yalvarırım. Tamam kapatalım artık bu konuyu. Hayır bu konu kapanmayacak. Ben senin kocan mıyım, dış kapının mandalı mıyım belli değil. Gamze bu senin sağlığın söz konusu. Sen bir operasyon geçiriyorsun ve bana haber vermiyorsun. Evlilik böyle bir şey mi? Bizim evliliğimiz bu mu? Biz buna mı döndük? Senin istediğin oldu işte. Niye sevinmiyorsun? Ben daha ne yapayım? Ben sana kıyamadığım için sana haber vermedim. Bak geçti bitti gitti. İşkence yapma bana ne olur. İyiyim ben. İyiyim. İyi misin gerçekten? İyiyim. Bir şeyim yok. Bak bu ikimizin acısı. İkimizin yası. Beni bundan uzak tutmaya hakkın yoktu. Anlıyorum. Ama yas tutmayacağız. Olması gereken buydu. Önümüze bakmamız lazım Ömer. Doktor ne dedi? Biraz halsiz hissedebilirsin dedi kendini. Ama ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Ben bir de kendi kulağımla duyayım. Hadi gidelim. Ömerciğim ben yanındaydım ya zaten. Yani normal hayatına dönebilir dedi doktor. Gerçekten bak vallahi iyi Gamze. Merak etme. Şimdi benim içim rahat etmez böyle. Son bir kez gidip dinleyeyim. Belki yapılacak bir şeyler vardır. Ömer. Bak ben bir an önce buradan gitmek istiyorum. Ve bir daha da o muayenehaneye geri dönmek istemiyorum.
Zaten çok zor bir şey yaşadım. Bunu bir an önce beynimden silip atmak istiyorum. O yüzden şimdi ne olur gidip normal hayatımıza geri dönelim, olur mu? Hadi yalvarırım.